Son zamanlarda Türkiye'nin en çok konuşulan konularından biri de artık artan kiralar değerli izleyenler. İstanbul'da kira ortalaması kaç oldu biliyor musunuz? 6.500 liraya çıktı. Üstelik boş ev bulmak da çok zor. Manzaranın, işe yakınlığının arandığı o kriterli günler mazide kaldı. 7-8'den aşağı oturulacak bir ev bulamıyoruz. Kiralar aldı başını gidiyor. Çok pahalı. Gerçekten millet şaşkın. Felaket pahalı yani. Fiyatlar arttıkça arttı. Türkiye'de 1000 liranın altında kiralık daire sadece 16 ilde kaldı. Yapılan son araştırmaya göre Türkiye'de ortalama kira 3100 lira olurken İstanbul'da bu ortalama iki katına çıktı. 6500 lira oldu. Sarıyer'de kira ortalaması geçen yılla oranla %200'ün üzerinde artış gösterdi. Geçen yıl 10-12 bin lira konuştuğumuz daireler bu sene 23-24 bin liralara kadar kiralık rakamlar oluştuğunu görebiliyoruz. Beşiktaş'ta bir tane kiralık daire var elimizde. 2 yıllık binada 12.500 lira. Avcılar bölgesinde site içerisinde kullanışlı bir 3+1 daireyi 8-9 bin liralar civarında kira rakamlarını gözlemliyoruz. 4.000-5.000 civarında Bağcılar bölgesi, işte Güneşli, Esenyurt, Beylikdüzü'nün belli bölgeleri. Zamların ardından manzara, merkeze yakınlık gibi kriterler önemini kaybetti. Asgari ücretin çok üzerinden. Taşınma mı gerekiyor? 12 bin lira kira. Ev arıyoruz, bulamıyoruz işte. Önceden deniz manzaralı, kimisi bahçeli, orman olsun vesaire. Özellikle bayanlar çok dikkat ediyorlardı. Yapılı olsun, yeni olsun diye ama. Bu kriterler değişti. Artık kiralık daireler için bakılan tek kriter fiyat oldu. Yeter ki daire olsun ve fiyatı ucuz olsun diye geliyorlar. Ucuzluk, güvenilir bir semt. Ödeyebileceğimiz bir kirayla ev bulabilsek onu da bulamıyoruz. Kendi bütçelerine uygun herhangi bir evi bulmaya çalışıyorlar. Artık bahçesi olması, otoparkı olmasından geçtiler. Uzmanlara göre kiraların son bir yılda bu kadar artmasının 3 temel nedeni vardı. Dövizin yükselmesi, yabancı yatırımcının gelmesi, gayrimenkul fiyatlarının çok fazla artması, talep oldu ama arz yoktu. Bundan dolayı da kiralık mevcut dairelerin fiyatları 2 katına, 3 katına, 4 katına çıktı. Birincisi kentsel dönüşüm. İkinci olarak eğitime verilen aranın bitmesi diyebiliriz. İnşaat maliyetlerinin artması. Kontrolsüz göç akımı. Serbest doğumdan kimsenin kontrol ettiği yok.